Merhaba gönül erenleri, gönül bağcıları. Ben Cem Kervan. Bu hafta Kudüs adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Kudüs çok önemli bir şehir. Orada kadim bir ibadethane var, mabet var. Çok uzun bir hikaye. Onu anlatacağım sonra da İsa Ruhullah Kudüs hakkında ne diyor? Peygamberler katili. Hakkın habercilerini taşlayan Kudüs diyor. Kudüs'e doğru gidiyor. Biliyor ki kendisini işkence edecekler, öldürecekler, dara çekecekler. Haberi var. Ama kesin, kararlı, ısrarlı bir şekilde Kudüs'e doğru gidiyor. Bu sırada bazı ferisiler İsa'ya hayatta kalmak istiyorsan buradan kaç, başka yere git. Herodes Antipa seni öldürmek istiyor dediler. Zalim büyük Herodes'in oğlu Herodes Antipa, o da zalim, o da gaddar bir adam. İsa onlara gidip o tilki gibi kurnaza söyleyin ki ben bugün ve yarın hep cinleri çıkartmaya, hastaları şifa vermeye devam edeceğim. Üçüncü gün varmış olacağım. Evet, bugün, yarın ve öbür gün yoluma mutlaka devam etmeliyim. Çünkü sonuçta Hakk'ın bir peygamberinin Kudüs'ten başka bir yerde öldürülmesi olmaz. Ah Kudüs, vah Kudüs, peygamberler katili, Hakk'ın habercilerini taşlayan Kudüs. Tıpkı bir tavuk kendi civcivlerini kanatlarının altına toplar gibi ben de kaç kez sizlere kol kanat germek istedim ki bilemezsiniz. Fakat siz her defa buna burun kıvırıp sırt çevirdiniz. Oralı olmadınız. İşte bu yüzden Hak Beytül Makdis'inizi terk edecek. O merkezi mabet var ya, Beytül Makdis. Şimdi Mescid-i Aksa var orada, Kübet-i Sahra. Bir duvar var orada, ağlama duvarı dedikleri duvar. Orası işte. Hak Beytül Makdis'inizi terk edecek. Artık size bir şey daha söyleyeyim. Beni bir daha asla görmeyeceksiniz. Ta ki siz sultanın adına gelen mübarek olsun deyinceye kadar. Buna göre bir deyiş yazdım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bırakılacak evinizi Şah
Allah'ın başka yerde ölmesi olmaz. Ah Kudüs, vah Kudüs, dışlayan Kudüs. Peygamber öldüren, taşlayan Kudüs. Şah İsa kol kanat germek istedi. Fakat siz istemediniz ey Kudüs. Sizlere kol kanat germek istedi. Fakat siz istemediniz ey Kudüs. Evet, kol kanat germek istedim. Bir tavuk civcivlerini toplar gibi. Ama oralı olmadınız, istemediniz. Burun kıvırıp sırt çevirdiniz. Tabii bize bir mesaj var burada. Bizi de toplamak istiyor. Bize de kol kanat germek istiyor. Korumak istiyor, kurtarmak istiyor, kutsamak istiyor. Yeni hayat vermek istiyor. Yeniden doğmamıza imkan vermek istiyor. Sakın ki biz burun kıvırıp sırt çevirmeyelim. Hemen ona koşa koşa gidelim. Kapı açıkken, hani geçen hafta dedik ya, kapı açık şu an. Hemen kapı açıkken kapıdan girelim. Fırsat bu fırsat. Onun talipleri olalım. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.